4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Etiler'de bulunan Sanatçılar Parkı'nda sokak hayvanlarına ve hayvanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Hayvanseverlerin de evcil hayvanlarıyla katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sokak hayvanları parkta veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Hayvanseverlere belediye tarafından hayvanlarının bakımında kullanılacak ürünler takdim edilen etkinlikte çocuklar bol bol evcil hayvanlarla oynadı. Etkinliğe katılan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan, "Sokaktaki dostlarımıza yardımcı olmak çok ihtiyacımız olan bir şey. Ülkemizde çok fazla sokak hayvanı var." dedi. Sokaktaki dostlarımıza yardımcı olmak, onlara elimizden geldiğince destek olmak. Çünkü ülkede çok fazla sokak hayvanı var aslında Avrupa ile kıyasladığımızda. Şimdi burada görüyoruz ki çocuklar bu işe çok meyilli. Biz onlara doğru bilgiyi verirsek, onları bilinçlendirirsek eğitimde, gelecekte sokak hayvanları sorunumuzun kalmayacağını düşünüyorum. Öte yandan hayvan hakları günüyle ilgili olarak Dalaman'da da bir etkinlik düzenlendi. Haydos Başkanı Türkan Dağdeli'nin organizatörlüğünde Dalaman Bülüşlü mevkiinde bulunan hayvan bakım evinde Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı. Gerçekleştirilen etkinliğe Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı. Etkinlikte konuşan Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz, bölgedeki hayvanların daha iyi yaşayabilmeleri için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Hem incelemede bulunma imkanı bulduk, hem de hayvanların da dünyada yaşama hakkının olduğunu düşünerek onların daha iyi yaşamasını sağlayıcı tedbirlerin ve önlemlerin alınması noktasında gönüllü olarak bundan önceki yıllarda da bu hayvan barınağını kendi bünyesinde gönüllü dostlarıyla beraber, hayvan dostlarıyla beraber bugüne kadar işleten Türkan Hanım'a önce teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kolay bir iş değil. Hayvanlara bakmak, onları kısırlaştırmak. Biz de Dalaman Belediyesi olarak bundan sonra Türkan Hanım'la birlikte Dalaman ilçesinde bulunan, Ortaca da beraber, Dalaman ilçesinde bulunan hayvanlarımızı hem kısırlaştırma yönüyle hem de bakımını daha iyi şekilde sağlayacağımızı bugünden söylüyoruz. Haydos Başkanı Türkan Dağdelen ise asıl amaçlarının şu anda yürüttükleri faaliyetleri geliştirmek olduğunun altını çizdi. Dalaman ve Ortaca belediyelerinin de katkılarıyla burayı yürütüyoruz. Ama biz bunu daha da fazla geliştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz sokak hayvanlarının tek çaresi popülasyonun azalması için kısırlaştırma yapmak. İleriki günlerde Dalaman ve Ortaca ile birlikte inşallah tam bir ekip kurarız. Şimdi elimizdeki imkanlarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben her iki başkana da çok teşekkür ederim. Haydos bakım evine gelen bir yabancı ziyaretçi ise Haydos Başkanı Türkan Dağdelen ve emeği geçenlere teşekkür ederek "Burası çok güzel bir yer. Buraya severek destek veriyoruz. İnsanların burayı daha çok ziyaret etmesi lazım. Sokak hayvanları sadece Türkan'ın problemi değil, hepimizin problemi. Biz elimizden geleni buradaki hayvanlar için yapacağız." şeklinde konuştu.